Bu dünyada süper sağlıklı adam. Überman. Harika, her şeyle dört dörtlük. Burnu kanamamış, işte firavun diyoruz ya. E nerede şimdi? Ne oldu? İyi mi oldu? Hayır, iyi olmadı. Bu dünyada hep hastalıklı geçirenlere bak. Ahirette ne oldular? Müthiş kazanca uğradılar. İşte mesela Gaziantep'ten Abdülkadir ve Halil geldi hatırlarsanız. Cihaza bağlı yaşıyor ikisi de. Kalkıp yürüyemiyorlar. Bazı hastalıkları var. Halil vefat etti, rahmetlik oldu. Vefat etmeden önce işte videosunu attık. Melekleri görmüş. Kardeşi anlattı bize. Melekleri görüyorum. İşte peygamberimize götürüyorlar beni falan. Öyle şeyler söyleyerek vefat etti. O gencin yerinde olmayı kim istemez yani? Sen şu dünyada hiçbir hastalığa uğrama. Ahirette kaybet. Bunu da aklı olan hiç kimse istemeyecektir. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Zaten bir insan Allah'ı tanıyınca ne oluyor? Otomatikman hastalığa karşı muazzam bir güç hissediyor. Bakış açısı değişiyor. Benim annem rahmetli olmadan önce 12 sene hastalık çekti. Hastalığın özellikle son 2-3 yılı çok şiddetliydi. 4-5 kırıkla yaşadığı dönemler oldu mesela. Kemik erimesi de yaşamıştı. Çok fevkalade acılar. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri duramıyordu. Bu acılar, bu sıkıntılar içerisinde baktığınız zaman zannedersiniz ki feryat figan isyan içinde bir insan. Neden ben? Bu kadar insan sağlıklı gezerken, bu kadar hayırsız, uğursuz insan sağlıklı gezerken neden ben demedi? Onu teselli etmeye gelen arkadaşlar oturup yanında ağladılar. Annem onları teselli etti. Hastalığın faziletini anlattı. Gördüler ki annem hastalıklı falan değil. Annem gayet sağlıklı. Hastalıklı olan kendileri. Vücutları sağlam ama ruhları kırık. Size soruyorum yani. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın dışı içine, içi dışına çevrilse, bizim de içimiz dışımıza, dışımız içimize çevrilse, kalbimize gelen günahlardan, şüphelerden, vesveselerden dolayı o içimizdekiler dışa vursa, ne kadar o Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade hastalıklı görünmeyecek miyiz? Eyüp Aleyhisselam'ın içi, yüreği sapasağlam imanla doluydu. Onun içi dışa vursa o da hepimizden sağlıklı görünmeyecek miydi? Hangimiz sağlıklıyız ben soruyorum. Kimi adamlar var engelli diyorsun ama tam tersi. O sapasağlam. Bedeninde bazı yürümesine mani, hareket etmesine mani şeyler var ama sapasağlam. Niye? Ruhu sapasağlam. Kalbi sapasağlam. İmanı sapasağlam. Bir tarafta bir adam var. Eli ayağı çok kuvvetli duruyor ama çürük. Kalbi çürük. Ruhu kırık. Kırgın, mutsuz. Boşluk içinde. Bu adam bu karanlığın içindeyken kim diyebilir ki bu adam ruhsal engelli değildir? Kim diyebilir ki bu adam sağlıklı? Kimse diyemez aslında. Zahire aldananlar konuşur. Onlar da hakikati konuşamaz. Zahire aldanmamak gerekiyor.